Merhaba, Asya'nın odasındayım. Şimdi size Asya'nın hediyelerini bir kabaca üzerinden geçip göstermek istiyorum. Yani lütfen hani bu ne görgüsüzlük falan demeyin. Hani ben birazcık da bu videoları kendime hatıra olsun, kızıma hatıra olsun da diye de çekiyorum. O yüzden bunları da göstermek istiyorum. İzninizle. Bu yatak örtüsünü anneannesi onun için yaptı. Doğum gününe yetiştirdi. Doğum günü hediyesi olarak hem de hatıra olarak. Şöyle. Şurada sandalye olduğu için orayı tam gösteremiyorum. Şöyle bunları kendi elleriyle örüp torununa çok güzel bir hatıra bıraktı. Şöyle. Şöyle dayısı ona çok istiyordu. Çok istediği patenleri almış. Bir kere denediğimiz için yatağa koyamıyorum. Dışarıda denedik bir kere. Bu patenleri almış sağ olsun. Ondan sonra şöyle çok istediği bir oyuncak vardı. Piyano. Bunu da biz aldık anne babasından hediyesi. İşte mikrofonu falan var böyle burada. Ondan sonra çok tatlı, çok güzel bir şey. Yani biz bile oynayacağız neredeyse. Tabii aldığımız günden beri birazcık kafamız patladı. Ümit Besen gibi sürekli başında kız. Ondan sonra dur, şunu kapatalım. Ondan sonra şöyle bir yengesi çok güzel bir sırt çantası almış. Sonra diğer hediyelere geleceğim ama hani bunları tek tek şey yapmak istemiyorum. Halası, teyzesi, yani teyzesi yok aslında Asya'nın. Benim yani direkt kardeşim yok. Kız kardeşim yok, erkek kardeşim var. Benim teyzem, eşimin teyzesi, halası, eşimin ablası yani. Çok güzel şöyle şu çok istediği tişörtten almış halası. Onu bir tek göstereyim şöyle de açık açık. Diğerlerini tek tek göstermeyeyim. Şöyle panda oluyor. Şu hani çift tişörtler var ya, çok istiyordu bunlardan. Sağ olsun, o da biliyordu zaten. Almış. Ondan sonra kızımın bütün yazlık ihtiyacı, giyim ihtiyacı giderildi. Şöyle çok güzel bir yazlık, ne derler? Böyle tril tril kumaştan bir pantolon. Ve birkaç tanesini hatta böyle giyinip kirlettiği için gösteremiyorum bile, kusura bakmayın. Şöyle babaannesi çok güzel bir pijama takımı almış. Çok ihtiyacımız vardı yazlık pijama takımına. Şöyle üstü. Ondan sonra. Tek tek göstermeyeyim dedim, yine gösteriyorum. Şöyle sarı bir pantolon. Ondan sonra yine şöyle tişörtler. Üzerindekiler zaten, yani üzerinde de bir alt üst var. Ondan sonra şöyle yine bir gömlek, bir tişört, bir tişört daha, bir şöyle yazlık pantolon daha. Halasından, teyzelerimizden bütün yazlık kıyafet ihtiyacımız karşılandı yani sonuç olarak. Evet, hediyelerimiz bu kadar galiba, değil mi? Evet, kısaca şöyle hediyelerimizi de gösterdik size. Evet, başka var mı? Etrafa bakıyorum da bu arada. Yok herhalde. Peki, görüşürüz. Bir de babaannesi bu kırmızı ayakkabıları almış. Teyzesi de, yani eşimin teyzesi oluyor. Bu ayakkabıları almış ama tabii heyecandan hemen bugün giyinince çamura battık. Şunlara baksanıza, çocukluğumuzdaki şeyler değil mi? Hani böyle hani kırmızı, hani bir şey ayakkabısı, bayram ayakkabısı gibi değil mi? Çok güzel. Evet, hediyelerimiz bu kadardı. Bunları unutmuştum. Ekleyeyim dedim. Görüşürüz. Şimdi Asya ile babası isim, şehir, hayvan, bitki miydi oyunun adı? Ondan oynuyorlar. Hadi söylüyorum. Bunu göstermek istedim. Şimdi S harfindeler. Evet. İsim ve şey. S ve şey. Tamam. İsim. Süleyman. Şahada Selim, Seda 10 puan. 3 tane yazmış. Tamam, geç onları. Şehir. Sivas.
Samsun. Hayvan. Sincap. Sen şempanze samuru. Ben ona su samuru demiştim de sadece samuru kısmını anlamış. Evet. Bitki. Sarımsak. Soğan da var. Şimdi geliyoruz. Evet, neydi bu? Artist süper. Yüklerini sen söyle. Sezen Aksu. Söyle söyle. Söyleyeyim mi? Evet, dinliyoruz. Ben evet. No 309 sanki. Kaç puan? Bir de ona da 10 yazarsın sen şimdi. Az önce de No 309'a Onur yazdı zaten. Ay, karnım ağrıyor yemekten. Bugün pazara gittim. Annemin orada pazarı var. Yine aşk gözlüğü bir yapı. Çileğin tadına baktım. Çok güzeldi. Ay, şu ezilmişti. Şunu almayayım. 1 kilo filet aldım. Yani zaten yenmeyecek. Bir günde, 2 günde yiyemeyeceğiz bunu. Ne yapacağım bilmiyorum şimdi. Bakayım, belki dondururum ya. Ne yapacağız bu kadar çileği? Şöyle güzelce bir yıkayalım da sonra karar veririz. Ben çileklerimi yıkadım. Bir kısmını dondurmaya karar verdim. Çünkü yani bunu bitiremeyeceğiz ve şey olacak, çürüyecek, gidecek, yazık. Şöyle ne derler, tenekeden bir tepsim var bununla. Önce derin, çok özür dilerim ya, pardon, laftan lafa atlıyorum. Buradan videoda izlemiştim bu dondurma yöntemini. Altına, bu videonun altına o kişinin kanalını koyarım isterseniz. Çok pardon ya, adı aklıma gelmiyor ya. O arkadaşımdan izlemiştim bu dondurma yöntemini. Şimdi o şekilde yapacağım. Şöyle saplarını alıyoruz ve şöyle bu tepsiye diziyoruz. Ya da tabii ki herhangi bir tepsiye. Ondan sonra donduktan sonra torbalara koyuyoruz. Böylece hem birbirine yapışmamış oluyor, hem istediğimiz kadar alıp kullanabiliyoruz. Şöyle altını birazcık düz keserseniz şöyle koymak çok daha kolay oluyor tabii ki. Ben bunları ne yapacağım biliyor musunuz? Bir de de var tabii. Bunlar çıktıktan sonra tabii ki yenmiyor. Herhangi bir tatlıya. Ben genelde keke kullanıyorum. O yüzden böyle koyuyorum. Herhangi bir tatlıya, keke, neye koyacaksanız çözülmeden koymanız lazım. O yüzden arkadaşlar, şu anda saat 11.30 ve o kadar yorgunum ki yani ne dediğimi dilim dolanıyor ya. Ne dediğimi ben de bilmiyorum. Ne diyordum? Donmadan kullanılıyor. Herhangi bir şey koyacaksanız böyle son anda çıkartıp koymanız gerekiyor. Demek istediğim bu. Ay, ne kadar boş konuştum. Neyse, o kadar yorgunum ki yani gerçekten, biraz önce de bahsettim ya. Doğum günüydü, temizlikti. Camları silmek için bir abla var, onu çağırdım. Ben cam silemiyorum açıkçası hani. Evin bütün temizliğini evet kendim yapıyorum ama cam silemiyorum. Perşembe günü abla geldi işte. O camları sildi. Ben diğer ufak tefek işlerimi yaptım. Derken aslında bütün gün temizlikle geçmiş oldu. Cuma günü de işte annem geldi. Ondan da bütün gün, tabii cumartesi günü doğum günü için hazırlıkla geçmiş oldu. Ondan sonra onun tabii doğum günü oldu. Cumartesi günü artık
Çok geç saatti böyle toparlandım. Ay bir de ne oldu biliyor musunuz? İşte her şey bitti kabaca. Sabahleyin dedim ki hani bir yerlere yine bir süpürge tutarım. Ondan sonra halıları yıkamaya vermiştim. Onlar gelmişti, sermemiştim. Onları bir sererim. Yerleri bir silip onları bir sererim. Ondan sonra bir de banyo tuvaleti falan temizlememiştim. Dedim ki onları da hani en son artık sabah temizlerim ki tertemiz olmuş olur misafirlerin gelmesine. Neyse. Sabah 8'de kalktım. Ve su yok. Ay Allah'ım. İSKİ'nin sitesine bakıyorum. 9 gösteriyor. Saat 9 oldu, gelmedi. Tekrardan yenileme yapılmış sitede. 11 gösteriyor. Ay sinir oldum. Ondan sonra 11'de neyse geldi. Derken işte o sırada kahvaltı falan ettik. İşte onun bulaşığı vardı falan filan derken zaten saat işte 12 oldu. Misafirlerimizin bir kısmı işte karşıdan teyzemler geliyor. Onlar geldi. Bizim gidip pastayı almamız lazım. Derken o sırada bir daha gitti mi sular? İşte bir şeyler yendi falan filan tabii hani böyle bütün gün evde acıkılıyor tabii ki gelen giden derken yine gitti sular. Hayda makina şey makina dolu çalıştıramıyorum. Ondan sonra gerçekten film gibi çok komik. Ondan sonra sular geldi. Hadi yeniden işte şey yaptık. Hadi su sevindik. Sular geldi. Elektrik gitti. Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Ondan sonra biraz elektriği bekledik. Elektrik de geldi. Sonunda suyumuz ve elektriğimiz bir arada olmuş oldu. Çok şükür. Öyle öyle işte derken demek istediğim çok geç saate kadar ancak toparlandık arkadaşlar. Ve çok ama çok yoruldum. Tekrar aynı şeyi söylüyorum. Evet ama çok yoruldum. Ondan sonra annem de işte burada kaldı. Pazar günü. Bugün pazar zaten. Sonra annemin oraya gittik işte zaten arabayla birlikte. Eşim götürdü bizi. Annemin orada pazar var. Pazara gittik. Derken eve geldik. Zaten yemek ye bilmem ne. Akşam oldu. Saat 9 oldu ve eve geldik biz de. Ondan sonra şöyle şunlar kalsın mı ya? Ve tatil bitti. 4 gündür. 4 gün tatilim işte demek istediğim. 4 gündür işten uzak. Vay böyle sanki var ya her şeyi unutmuşum. Kafam o kadar şey ki rahat ki şu anda gittiğim zaman ya telefonumdan baktığımda en son 30 tane falan mail vardı. Ondan sonra girip okumadım da tabii telefondan girip de hani okundu olmasın diye hani bilgisayarda açtığım zaman okundu olarak değil de bu ay pardon ya çok iş yeri ağzıyla konuştum şu anda değil mi? Yani okumadım sonuç olarak maillerimi işe gidince okuyacağım. Çok pardon. Evet. Bunlar böyle donacak arkadaşlar. Ondan sonra ben şöyle yıkayayım. Böyle donacak ve donduktan sonra bunları ben poşetleyeceğim. Bu şekilde buzluğa gidiyorlar. Haydi bay bay. Görüşürüz. Ben de kendime şöyle aldım bir kase. Bunu da ben yiyeceğim şimdi. Haydi bay bay. Evet. Şimdi şöyle Asya'nın doğum gününden kalan keklerle onları hemen değerlendirmek istedik. Ertesi günü annemle ay çöreği yapmıştık. Bunun videosunu ayrıca yayınlayacağım. Çok evet izlemiş olacaksınız çok büyük ihtimalle bu videoyu. Ay çöreğinin videosunu o keklerle yaptık. Şimdi tabii ki bu kadarını biz zaten yiyemeyeceğiz. Zaten annem daha önce yapmış, denemiş. Buzluğa atacağım ben bunları. Çıktıktan sonra çözülünce gayet de güzel yeniliyor. Şöyle şu kabıma koyacağım. İnşallah sığar. Ondan sonra böyle buzlukta kalacaklar. Daha sonra da istediğim zaman çıkartıp hem ya bir misafir geldiği zaman ya da kendimiz canımız istediği zaman hazır Ramazan'da geliyor. Ay böyle açgözlük yapıyoruz ya. Ramazan'da değil mi? Ne kadar hiçbir şey yenmiyor. Yani bilmiyorum. Zaten iftarla sahur arası. Ay iftarla sahur arası diyorum. Evet doğru. İftarla sahur arası kaç ne kadar ki yani yemek mi yiyeceksin? Uyku mu uyuyacaksın? Ne yapacaksın? Hiç yani hiçbir şeye vakit yok.
Neyse işte demek istediğim bunları istediğimiz zaman çıkartacağız, yiyeceğiz. Misafirimiz olursa çayın yanında ikram edeceğiz. Arkadaşlar ya ay çöreği bilmiyorum, ben çocukluğumdan çok severim ay çöreğini. Bunlar o kadar lezzetli oldu ki yani. Şimdi zaten tarifi var, oradan bakarsanız göreceksiniz tarifini de. Çok güzel, çok lezzetli bir şey. Hem ikram olarak çok güzel, hem şekil görüntü olarak çok güzeller. Ben çok seviyorum yani. O yüzden böyle bol bol yaptık. Böyle bunları buzluğa atacağım bu kapta. Evet. Ha, oldu bu, süper. Evet. Haydi görüşürüz. Bakın ne buldum. Tam demeyeyim. Temmuz ayı 10 sene öncesi 2007. Kına gecesinden bir kare. Şöyle annem de bugün eski resimlere baktık da bayağı bir. Evet, bu genç insan benim. Arkadaşım, canım, kuzenim, kardeşim, annem, teyzem. Bu el kimin bilmiyorum. Nasıl? Çok gencim değil mi? İnanamıyorum ya, gerçekten çok değişik, çok farklı. İnsan hep kendine aynı gibi geliyor ama değil mi, ne kadar değişiyor, ne kadar, ay bilemiyorum. Yaş mevzusunu açmayalım lütfen. Haydi görüşürüz. Bu da burada dursun. Şöyle buzdolabına koydum, bakıp bakıp gençleşelim, ne diyeyim. Hadi görüşürüz. Ya ya. Biz bugün kuzucuğumla birlikte yatacağız. Evet. Evet. Yarın ben işe gideceğim. O okula gidecek. Biz birbirimizi çok özleyeceğiz. O yüzden şimdi birlikte yatıyoruz. Evet. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Evet. Herkese güzel bir hafta olsun. Evdekiler için, dışarıdakiler için, İştekiler için, okuldakiler için, her bütün dünyayı iyi geceler diliyoruz. Bütün dünyayı. Bütün... Evet, haydi. Görüşmek üzere. Görüşmek İyi geceler. Üzere. Biz yattık. Bıy bıy. Bıy bıy. Hadi bay bay. Bay bay.